Ya arkadaş, şu kanala bir abone olsana ya, eline yapışmaz ya. Bir kanalın tuşuna basacaksın lütfen ya. Hepinize iyi akşamlar arkadaşlar. Kürşat. Dayı kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün Galatasaray Antalyaspor mücadelesiyle sizlerle birlikteyiz arkadaşlar. Galatasaray kendi evinde Antalyaspor'u ağırlıyor. Kolay bir maç olmaması beklentim açıkçası. Olmayacağı bir beklentim var. Galatasaray'ın bugün zorlansa bile kazanacağı bir maç bekliyorum ama zorlanacağını düşünüyorum yani. Sen? Valla ben zorlanacağını düşünmüyorum. Hani Galatasaray artık son zamanlara yaklaştıkça bir şey açıyor diyorlar ya. Bir mod açıyor hesabı var ya. İşte şimdi seyirci de muhteşem, hafta içi bu kadar seyircinin gelmesi, coşkulu bir taraftar topluluğu. Bu maçı Galatasaray rahat kazanır gibime geliyor. Aksi bir sonuç bence sürpriz olur ama tabii. Skor. Ya iki farklı bir galibiyet alabilir Galatasaray Tabii bu arada mantıken. dünkü Fenerbahçe maçından sonra bir hakem tartışmaları tabii devam ederken, bu arada dün değildi sanırım, özür dilerim. Cumartesi günüydü. Hakem tartışmaları devam ederken bu maçın da, ki Icardi'ye de bir ceza verildi bu sabah ve Icardi bu maçı oynayamayacak. Onunla da bir, yani ortada bir gerginlik var. Umarız hakemin konuşulmadığı bir maç olur en azından. Ya Çünkü hakem ortada büyük gerginlik Kürşat, var. ben sana bir şey söyleyeyim. Bundan sonra her maçta hakem konuşulacak. O da doğru. Yani her maçta hakem konuşulacak. Hakemler bu saatten sonra Eyyam'ın babasını yapacaklar yani. Şimdi geçen haftadan başladı, bu haftaya devam eder. Bundan sonra dozajı artarak bence gidecek. Allah sonunu hayretsin futbolun. Evet arkadaşlar, maçta şu an başlamak üzere. Eğer hala bu kanala abone değilseniz bu kanala abone olmayı, bu videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı da lütfen unutmayın arkadaşlar. Şimdi maça geçelim. TT yerde penaltı bekliyor Galatasaray. Galatasaray'ın penaltı beklentisi var. Göremedik yani, uzak pozisyon. Bakmak lazım. Orada Orada offside var ama ya. offside yok. Var var. Arkadaki oyuncu offside. Onlarla topun bir alakası yok. Şurada müdahale var mı? Varsa penaltı. Tete adamın ayağına vurmuş lan. Burada görülmüyoruz. Ben göremedim. Tete sanki tekme atmış adamın ayağına. Müdahale var ise Antalyalı futbolcudan Tete'ye penaltı. Evet. Ama TT'den adamı varsa ne olacak? Bu biraz işte Fenerbahçe pozisyonuna benzedi. El var mı yok mu? Yo. Zor, gözükmesi zor. Offside Allah, yok burada. arkadaki fark ediyor mu yani Evet, ediyor. arkadaki? Evet, ediyor. Yeni mi çıktı bu kural? Hayır, hep vardı. Topla hiçbir alakaları yok. Top onların yanına bile yaklaşmadı. Offside yok. TT'ye bir alttan yani bir müdahale var ise penaltı. Yoksa devam. Ama hala bekletiyor ki. İki takım da itirazlarda bulunuyor. Bu pozisyonların net görüntüsü yok mu Ve arkadaşlar? hakem İzlemeye gidiyorsa penaltı. VAR'a gitti. Yani yine çok ortada bir pozisyon yani. Buna ne diyeceğiz bilmiyorum. Ne denedi buna bilmiyorum yani. Arkadaşım, Bakalım bizim de yakında. dediğimiz mi önemli? Tete'nin ayağının altına bir vuruş var gibi gözüküyor burada. Yani Tete'nin ayağı bu. Antalya'nın ayağı bu. Çıt diye bir dokunuş var gibi. Bana var gibi geldi şimdi. Yakından gösterdiler. Bunun tersi olsa penaltı çalarlar mı buna? Abi oralara girersen çıkamaz. Ben öyle bir soru soruyorum. Kamuoyuna ve izleyen arkadaşlara Çalmaz mı? soruyorum yani. Çalmazlar ama Ben bu onlara müdahale var. soruyorum zaten. Şöyle bir olaya Antalyaspor lehine penaltı verilir mi verilmez mi? Sadece soru bu yani. Penaltı. Penaltıyı verdi. Hakem Galatasaray penaltı kazandı. Yani şunu gördüm. Ayağının altındaki çimler bile düştü Tete'nin. Yani sanki bir müdahale var gibi ayağının altına. Bana öyle Ben geldi. hiçbir şey görmedim. Yani bu, ben Bence var. sadece şuradayım. Böyle bir pozisyon maçın içinde kaç kere oluyor? Trabzonspor maçında Enis Bardi'yi adam tutup böyle çekti Beşiktaş maçında. Onu görmeyen gözler şurada şu pozisyonu gördü ya. Bunu görmeyen kameralar bunu gördü ya. Helal olsun lan size.
Helal olsun lan. El birliğiyle futbolun amına koydunuz onu lan. Hepiniz amına koydunuz onu ya. Kerem Aktürk oldu bu maçında. Sen penaltı olmadığı. Ya ben sadece basit şunu diyorum lan. Yani bu pozisyonu bir Anadolu takımına çalarlar mı çalmazlar mı? Çalmazlar. O zaman ne konuşuyoruz ya? Anadolu yani tam tersine çalmaz belki. Ama bir müdahale var gibi. Kerem geldi. Kerem vurdu ters köşe. Yani Kerem Aktürkoğlu bana karnı sevinci yapıyor. Ya şimdi yorumlarda yalandan gelip burada mır 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 konuşacak olan arkadaşlara şimdiden seslenmek istiyorum. Ya empati yapın, empati. Antalya Spor taraftarı olarak gelin oraya bir yorum yapın yani. Kerem'in penaltısı Galatasaray 1-0 öne geçti arkadaşlar. Oy gol oldu. Tete! Tete yine kaçırdı. Tete yine kaçırdı. Bu Tete'de de bu adam. Bu kadar gol kaçıran yoktur ha. İnanılmaz kötü bir oyuncu. Çok kötü bir adam yani. Ay şanssız da biraz ya. Şuraya bak karşı karşıya. Şanssızlık da bu. Yani yeteneksiz ya, ama şey. Kaç maçtır aynısını yapıyor ya. Direkten döndü be. Devam etti atak. O ne şuttu be. O ne şuttu be. Ne şuttu be. 90'da patladı. Onu kale arkası kamerasından görmek lazım. Çok iyi vuruş. Oy. Abi. Şanssızlık. Galatasaray işte şans sahne top direkte patladı. Orada adamın kafasına dirsek atıyor. Ne oldu? Burada bir şey yok mu adamda? Penaltı mı? Ceza sahasının içinde faul değil mi pozisyon? Değil. Nasıl değil? Dirsek kolunu koyuyor, çıkıyor, yükseliyor. Yani şu ilk penaltıya kızdım, şuna penaltı mı verilmesini istiyorsun? Hayır, faul mü diye soruyorum değil, yani. Tabii, faul mü? Faul mü değil. Ben ne kızacağım ilk penaltıya ya? Basit diyorsun. Yani bir şey yaşanıyor, bir futbol idarecileri bir şey yapıyorlar. Rezillikle bir seviyeye getiriyorlar işi. Sonra başka bir maçta çıtayı alıyorlar, bir üste kaldırıyorlar. Bak çıtayı bir üste kaldırıyorlar. Bunları da söylemek bütün insanların görevidir. Sadece insan olanın görevidir ya. Yani. Gördüğün şeyi söyleyeceksin. Bomba hoş. Ay Mustera. Mustera. Antalya var yani çok iyi oynuyor. Antalya harbi diyorum sana Premier Lig'de oynar gibi oynuyor. Antalya süper top oynuyor Antalya. Şuraya bak. Gol bağırdı ama yani. Ama gol geliyorum diyor. Gol bağırdı. Gol geliyorum diyor. Ya çok süratli iyi oynuyorlar ya. Çok da süratli oynuyorlar topu ya. Antalya buldu golü ama gerçekten bağıra bağıra geldi gol. Galatasaray alarm vermeye başlamıştı. Burada baksana adama bak gol atan adama. 21 numara bak. Bak bak önündeki siyahi oyuncu inanılır gibi değil. Köln. Farkında bile değil. Farkın yani çevrede baksana bir. Arkasından dolaştı geldi gol attı. Mustera evlere şenlik bir atar. Olağanüstü bir atar Mustera'dan. Antalya Spor beraberliği yakaladı arkadaşlar. Skor 1-1. Çok da güzel bir gol attı. Çok da güzel bir gol attı. Bir kafa topu ağlara gitti. 2 dakika dayanamadınız lan. Ama hakem hayır diyor. Böyle yapıyor ki. Ne oldu? Faul diyor. Ne oldu? Bak acayip. Ben bir şey görmedim. Vinicius çok kızgın. Hala göremedik. Şey net bir şey. Şimdi görebiliriz. Ha, itiyor şöyle yapıyor. Çok basit.
Ama adam yükselemiyor. Abi çok basit. Ellerini koymasa var da yükselir ya. Kürşat yapma, gözünü seveyim ya. Çok basit. Ya Premier Lig'de yemin ediyorum var ya, ya basiti nedir? Oturma organıyla gülüyor. Adamı sırtın ellerini koyuyorsa adam yükselemez ki. Nasıl yükselecek? Bu gerçekten... Bu avantaj sağlamaktır kendine. Bozdu mu yani? Bozdu tabii. O yüzden mi yükselemez? Nasıl yükselecek adamın ya, elleri sırtındayken? Yapma gözünü seveyim. Bunda bu tartışılacak bir pozisyon değil ki ya. Bence bir şey. Bunu işte bu Türk hakemleri bile veremiyor. Görüyor musun hocam? Ay, offside. Aktürkoğlu offside. Offside'mış. Görmedim ki ben bir şey. Ben gördüm. Üst üste ikinci kez Galatasaray'ın golü sayılmıyor. Daha bakalım. Evet, offside. Kerem değil. Kerem offside değil ama Vinicius offside. Topu alan offside. İlk aynen. Kafayı vuran oyuncu offside. Ha Kerem nasıl bozdu biliyor musun? Gol güme gitti. Kerem'in ikinci golüydü ama olmadı. Burada çok düşünecek bir şey olduğunu düşünmüyorum yani offside. Bunu yani var mı diye devreye girdi ki. Bekletiyoruz. O illa şeyi hazırlayacaklar, gösterecekler ya. Ya göstersen ne olur, göstermesen ne olur. Bir daha bakalım. Al. Al. Ah yani gözüküyor yani. Yani hadi diyelim yarım metre olsa bir şekilde çizersin de. Hakem hala bir karar vermiş değil. Hakem mi veriyor kararı şey mi? Var hakemin. Şu an bu hakemlik mesela bir şey yok. Bence de. İçeriden offside yok. Çünkü bu hakem zaten kaldırdı offside yan hakem. Offside zaten ya. Ben niye devreye giriyor anlamadım ya. Neyin devreye? Şu an içeridekine bir şey diyecek. Çıplak gözden 1 metre. Hadi çaldın 50 santime düşürdün de oğlum. Sıfıra nasıl indi? Veriyormuş bunu. Bunu verecekler. Yok canım. Bunu veremez. Oğlum niye iptal edilmiş Paris offside'deki gol niye 2 dakikadır inceleniyor? Ben de anlamadım. Dinliyor hakem. Yemin ediyorum bir şey aramıyorlar. Senin ben senin ya sizin adaletinizin ya bıktırdınız lan bizi. Lan bıktım amına koyayım ya. Ya lanet olsun ya. Ya böyle futbol olmaz ya. Böyle iş ya. Şu pozisyona offside çalmıyorsun ha. Şu pozisyonu nasıl veriyorsun? Allahsız kitapsızlar ya. Biz yanlış görüyoruz herhalde. Ben inanmak istemiyorum. Allahsız kitapsızlar oğlum siz. Ya yatacak yeriniz varsa ben hiçbir şey daha söylemiyorum size ya. Futbolu da Allah kahretsin. Bundan getirilecek parayı da, bundan getirilecek şanı da, şöhreti de ya. Oo! Sövdü lan. Vinicius hakemin yanında iki kere fuck off dedi. Sövdü oğlum hakemi. Vallahi iki kere duydum. İki kere fuck off dedi. Kart var mı? Yok. Oo! Böyle yaptı. Hakem herhalde İngilizce bilmiyor. Harbi böyle yaptı. Hakem herhalde İngilizce bilmiyor. Vinicius hakemin kulağının dibinde iki kere fakat dedi. Hakem şöyle bakıyor baba. Şöyle bakıyor. Hakem duymak. Duymak istemedi. Penaltı. Bu herhalde benziyor. Bir bakayım. Çok penaltı gibi. Bir bakayım. Penaltıysa penaltıdır kardeşim. Bakmak lazım. Derik Köln aldı penaltıyı. Burada Mertens, iyi pas, büyük boşluk Köln. Şu an uzaktayız. Sen bir daha aldın. Bakalım. Nerede o? İkinci ayağıyla vuruyor adamı ya. Penaltı. Bak. Şu an yok. Bak.
Evet. Yerdeki ayağı ya. Yerdeki ayağı. Şanssızlık amına koyayım. Penaltı. Bak. Müdahale ayağı değil de kaydığı ya alttaki ayağıyla vuruyor ya. Ama da ona da artık ama yapacak bir şey yok. Geliyorsun. Ayağını çekiyor Antalya futbolcu. Şimdi ama Galatasaraylı neydi adamın ismi? Çöl. Çöl. Müthiş bir adam. Orada inanılmaz geçmiş. Çok süratli. Ama Antalya Spor'da asla kötü adamı düşürmeye gelmemiş. Ayağını indirmeye çalışıyor ama çekiyor, böyle kaydığı ayağı vuracak da ne yapacak kendini yani? Durduramadı. Vuracak da abi orada en son müdahale var. Talihsiz bir penaltı olmuş. Doğru karar. Ama tebrik ediyorum Galatasaraylı çocuk da müthiş geçmeye çalışmış yani orada. Ayaktan bile kurtulmaya çalışmış. Aktürkoğlu hat-trick yapacak bu arada atarsa. Ama atamayabilir. Direktör bir önceki pozisyonun ceremesini çekti. Bir önceki pozisyonun ceremesini. Direkten döndü. Aktürkoğlu penaltı geçirdi. İnanılmaz bir şey oldu orada ya. Oo, ne oldu? Ne oldu orada? Yüzüne bir şey oldu. Bakıyor ama bak. Kalkıyor hakeme bakıyor. Hakem evet. Sinirlendiğini görünce tekrar yatıyor. Oy! Tekme. Kırmızı kart. Tekme salladı. Abi kırmızı kart bu. Şuna kasıtlı değil diyebilir miyiz? Erdoğan pisliği tekidir zaten ya. bu kırmızı kart. VAR'a gider bu pozisyon. Aynısını hatırlıyorsan geçen sene Monaco maçında Trabzon Monaco deplasmandaki evet. Maçta Maxi Gomez yaptı 10. dakika aynı saat. Aynı hareket kırmızı kart gördü. Ya yerde düşmüşsün. Ayağını peki, öyle kaldırmak zorunda değilsin ki ya. Sinirlenmişsin. Şimdi direkt surata vursa o tekme var ya. Öldürür ya. Kırar geçirir ya. Baksana şuna ya. Bu kırmızı kart. Bence de kırmızı kart. Bak bir daha izleyeyim. Ya. Top orada mı yani? Ya bir kere düşmüşsün. Sen bu pozisyona gelmişsin. Orada ayağın böyle kalmış. Kalk ondan sonra itirazlarını yap. Mbappe. Mbappe bir kroşe. Gitti birini orada. Leite. Kaka Leite. Kaka Leite. Kaleci Leite. Orada. Bir oyuncu da yerde bakalım ne olmuş. Oo. Ya böyle yapmış adam. Oo, aynen böyle tutmuş adam. Ümmüğünü sıkmış. Abi ümmüğünü sıkmış. İyi de bir vuruş, fena değil. İyi de hakemin de gözünün önünde net yani. Sarı. Şimdi faul da bu da ya. Faul da kardeşim ya. Sarı kart. Boş kale. Boş kale kaçtı. Gol değil mi ya? Sen gol sandın. İlk anda dışarı vurdu ya, nasıl becerdi onu? Harbi büyük şanssızlık. Evet arkadaşlar, maç bitti. Galatasaray 2, Antalya Spor 1. Galatasaray bu maçtı kazandı ama aynı Fenerbahçe Kasımpaşa maçında olduğu gibi bu maçta da hakem kararları çok konuşulacaktır. Özellikle 3-4 pozisyonda inanılmaz olaylar oldu. Şu anda Twitter yanıyordur diye tahmin ediyorum, henüz giremedik. Dayıya söz vereceğim. Yani genel olarak bu resmi nasıl buldun ortaya çıkıyor? Bu resmi yapan ressamın da a**. Bu resmi yapan ressamın ta süla. Onun var ya kaleminin, onun tuvalini yapan marangozun, onu getiren taksicinin, ona o bezi verenin ya ben var ya bu resmi satın alacak olan müşterinin de a**. Ya şu Türk futbolunda çizilen şu resmi satın alacak olan her kim varsa var ya. Ya buraya kadar getirdiniz insanlar ya. Ya Allah kahretsin ya. Amına koyayım ya. Topunuzun amına koyayım ya. Kimin emeği varsa, kimin payı varsa, kimin hatası varsa hepsini daha ne diyeyim ben size ya. Ya. Sadece bu maç özelinde demiyorsun dedi. Bu maç genel olarak. Bu maç özelinde olanın da amına koyayım. Öbür maç özelinde olanın da amına koyayım. Yok, dipten geçilmiyor arkadaşlar. Abi ya sinirden yemin ediyorum var ya. Ya aklıma başka bir şey gelmiyor ya. Ya böyle bir şey var mı ya? Böyle bir şey yaşanır mı ya? Ya dün öyle yapıldı, bugün tam aynısı yapılacak. Niye? Ha? Niye?
Ha, hiçbirine yapmayın, her şey eşit olsun. Lan bıraksanıza amına koyayım ya. Ya bıraksanıza insanları ya. Ya sizin yiyeceğiniz boklar yüzünden bu kadar milyonlarca taraftar birbirine giriyor ya. Ya dün Galatasaray taraftarı isyan ediyordu. Bugün Fenerbahçe taraftarı isyan edecek. Yarın Trabzonspor taraftarı isyan edecek. 2 gün sonra Beşiktaş taraftarı isyan edecek. Hep karlı siz çıkacaksınız lan. Hep karlı siz çıkacaksınız. Belki de amaç budur. He? Belki de amaç budur. Biz de bu basit oyunu göremeyip alet olacağız, öyle mi? Yazıklar olsun lan bize. Yazıklar olsun lan bütün futbol seyircisine. Ya buramıza getirdiniz ya. Evet arkadaşlar, son sözün noktalıyım, yoksa dayı sinir krizi geçirecek. Türk futbolu maalesef işte gördüğünüz gibi kalite malite her şey bitmiştir. Yani geçen günkü olay, bu olay, sezonun genelinde yaşananlar, rezillik. Yapacak da bir şey yok arkadaşlar. Videonun da sonuna geldik. Hala kanala abone değilseniz bu kanala abone olmayı, bu videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.